Arkadaşlar merhaba, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. AYT Edebiyat 500 soruluk son tekrar videolarımızın 8.'sindeyiz. Hemen başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Böyle bir söz sanatta aşağıdaki altı çizgi sözcüklerin hangisinde vardır? Havada bir dost eli okşuyor telimizi. Bu dizede dost eli sözüyle rüzgar kastedilmiş, ancak rüzgar yani benzeyen söylenmediği için açık istihare yapmıştır. Bizden istihare istiyor, açık istihare istiyor. Hemen bakalım. A. Gördüm deniz dedikleri binbaşlı ejderi. Buraya deniz dedikleri denizi neye benzetmiş? Binbaşlı ejdere benzetmiş. Hem benzeyen hem benzetilen var. Teşbih yapılmış. Gitti. B. Kar yağıyor yine mahşer gibi kar. Burada kar yağıyor yine bir abartma yapmış. Burada istihare yok. C. Boynu bükük adalar sanki tanıyor bizi. Burada adaları insana benzetmiş. Yani benzetilen söylenmemiş. Benzeyen sadece vermiş. Burada kapalı istihare var. Aynı zamanda kişileştirme sanatı vardır. D. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Burada güneşler dediği askerlerdir. Şehitlerdir. Şehitleri güneşe benzetmiş. Şehitleri söylememiş. Yani benzeyen kısmını söylememiş. Yani açık istihare yapmıştır. E. Bir çocuk buğulanan cama bir yürek çizdi. Burada yürek derken insanın bir parçasını vermiştir yürek derken. Bu yüzden mecazi mürsel yani ad aktarması yapmıştır. Cevabımız diğer bakır. Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? O an kalbimde, özümde ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense. Sanki kendi kendime konuşuyormuşum. Herhangi bir kanıtlama amacı yok. Herhangi kimseye belli bir şeyi anlatma gereği duymuyor. Kendi kendine anlatıyormuş, kendi dünyasını anlatıyormuş. Yani benim dünyasını anlatıyor. A. Anı, B. Deneme, C. Fıkra, D. Makale, E. Gezi yazısı. Gezi yazısı olsaydı bir yerde gidip dolaşırdı, gezerdi, onu anlatırdı. Makale olsaydı kanıtlama amacı olurdu. Fıkra olsaydı güncel bir konuyu anlatırdı. Anı olsaydı geçmişte yaşadığı konuları anlatırdı. Bu anlatılan yazı türü denemedir. Benim dünyasını anlat. Yani kişinin kendi kendine konuşması, kendi kendine sohbet etmesini anlatır. Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişen kafiye şeması AA, BA, CA şeklinde olan genellikle lirik konuların işlendiği divan şiiri nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Gazel dörtlüklerle yazılır, yetti beyitlerle yazılıyormuş. Gazel olur, çünkü gazeller 5 ile 15 beyit arasında değişir ve AA, BA, CA şeklinde kafiyelenir. Kaside olmaz çünkü kasideler 33 ile 99 beyit arasındadır. Evet, kafiye şeması bu şekilde ancak 5 ile 15 değil. Rubai tek dörtlükten oluşur. AA, XA şeklinde kafiyelenir. Murabba yine dörtlüklerden oluşur. AA, şeklinde kafiyelenir. Cevabımız B, gazel olacaktır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyıl halk şairlerindendir. Toroslarda yaşayan Türkmenlerin Afşar boyundan. 19. yüzyıl sanatçısı Toroslarda yaşayan Türkmen Afşar boyundadır. Şehir yaşamından uzak kaldığı için divan şiirinden hiç etkilenmemiştir. Dili cenk şiirlerinden sert, içli ve samimi ama hepsinden katıksı ve saf halk Türkçesidir. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir dizesi onun karakterini açıklar. Kendileri göçebe bir yaşam sürerler. Devlet onları vergilendirmek için yerleşik hayata geçirmeye çalışır. Onlar da ferman padişahımsa dağlar bizimdir diyor. 19. yüzyıl sanatçısıdır. A. Dadaloğlu, B. Seyrani, C. Erzurumlu Emrah, D. Bayburtlu Zihni, E. Dertli. Bahsedilen sanatçımız Dadaloğlu'dur. Cevap alın. Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 1. Şiirlerinde en önemli ögeler tasavvuf ve aşırı demek ki tasavvuf şiirlerinde önemli. 2. Şiirin temelinin ilim, özünün sevgi olduğuna inanır. Önemli burası da. 3. Tasavvufu iyi bilir ama tasavvuf şairi değildir. Divan şairidir. 4. Aşk ve ızdırap şairi olarak biliniyor. Aşk ve ızdırap şairimiz kimdir? A. Ahmet Yesevi, B. Fuzuli, C. Baki, D. Mevlana, E. Nesimi. Cevabımız Fuzuli olacak. Aşk ve ızdırap şairi olarak bilinir. Lirik bir sanatçımızdır. Divan edebiyatının en lirik sanatçısıdır. Cevabımız Bursa. Bu parçada sözü edilen eser ve sanatçısı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Batılı anlamda ilk tiyatro sayılan bu eser tek perdelik bir komedidir. Bir töre komedisi özelliği taşıyan eserde sanatçı görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını anlatmıştır.
Batılı anlamda ilk tiyatroyu istiyor bizden. A. Akif Bey, Namık Kemal. B. Afife Anjelik Recaizade Mahmut Ekrem. C. Karabela Namık Kemal. D. İşte Kız Ahmet Hamdi Tan, Abdülhak Hamid Tarhan. E. Şair Evlenmesi Şinasi. Cevabımız Şair Evlenmesi Şinasi olacak. Batılı anlamda ilk tiyatrodur. Görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını işlemiştir. Cevap edelim. Numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren fecaatçiler hakkında yanlış bilgi vermiştir? 1. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü savunan fecaatçiler sanata hizmet etmek amacıyla eser vermişlerdir. Doğrudur, bu onların sloganlarıdır. 2. Fransız edebiyatı örnek alınmış, daha çok Fransız sembolistlerden etkilenmişlerdir. Doğrudur, Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir. 3. Şiirde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Doğrudur, şiirde aruz ölçüsünü kullanmışlardır. 4. Sanatın amacının toplumu eğitimine katkı sağlamak olduğuna inanmışlardır. Yanlıştır. Bunlar eğer sanat şahsi ve muhteremse, kişiselse o zaman toplumun eğitime amacı gütmez. Bireysel konuları işler. 5. Eserlerde sade bir dil kullanmış. Arapça ve Farsça tamlamına yer verilmemiştir. Yine burası da yanlış. Hangisinden itibaren diyordu? 4'ü baz almamız lazım. Onlar ağır bir dil kullanmışlardı ve Arapça ve Farsça ile yüklü dildir bu. Cevabımız Diyarbakır. Reşat Nuri'nin bu parçada sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir? Reşat Nuri Güntekin 1930 yılında yayınlanan bu eserde orta sınıftan bir ailenin dramını ele alıyor. Romanın kahramanlarının değişen toplumsal yaşama ayak uydurmaya çalışırken nasıl bir uçuruma doğru hızla sürüklendiklerini, kuşaklar arasındaki çatışmayı, giderek kaybettikleri manevi değerleri ve ailenin ekonomik çöküşünü usta bir dille anlatıyor. Roman kahramanı Ali Rıza Bey, çocuklarının birer birer kendisinden, ahlaki ve toplumsal değerlerinden uzaklaşarak yok oluşlarına çaresizlikle seyirci olurken onları bir ağacın savrulan yapraklarına benzetiyor. Yazar, önceki romanlarında tema olarak aşkı ve duygusal çatışmaları işlerken bu eserde sosyal yaşamı ve ekonomik önemini vurguluyor. Ekonominin önemini vurguluyor. Eser filme alınmış, oyunlaştırılmış ve televizyonda dizi olarak gösterilmiştir. Hangi eserdir bu? A. Çalı Kuşu, B. Akşam Güneşi, C. Damga, D. Yeşil Gece, E. Yaprak Dökümü. Burada da zaten ağaca benzetilmesi, ağacın yapraklarının savrulması Ali Rıza Bey'in çocuklarının kendisinden yavaş yavaş kopmasını anlatıyor. Cevabımız E. Yaprak Dökümü olacak. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. 1950'de Vüsat Orhan Bener bir yarışma için yazdığı Dost adlı öyküsüyle dikkat çeker. Evet, Dost adlı öykü Vüsat Orhan Bener'e aittir. B. Firuzan ilk romanı Parasız Yatırı ile 1972 Sait Faik Hikaye Armağanı kazanmıştır. Firuzan ilk romanıdır Parasız Yatırı, doğrudur. C. Talip Apaydın ilk romanı olan Sarı Traktör'de köy sorunlarını işlemiştir. Doğrudur, Sarı Traktör Talip Apaydın'a aittir ve toplumsal bir konu olan köy sorunu ele alınıyor. D. Fakir Baykurt'un Yılkı Atı adlı romanı 1971'de TRT Radyo Başarı Ödülünü kazanmıştır. Yılkı adı Fakir Baykurt'a ait değildir. Abbas Sayar'a aittir. Cevabımız Diyarbakır olacak. E. Dursun Akçam Kanlı Dere'nin Kurtları romanıyla 1976 yılında Türk Dil Kurumu roman ödülünü kazanmıştır. Doğrudur. Cevabımız Diyarbakır. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı konu almamıştır? A. Kurtlar Sofrası Atilla İlhan'ındır. Kurtuluş Savaşı'nı ele almış bir romandır. B. 3 İstanbul Mithat Cemal Kuntay'ındır. Yine İstanbul'un mütareke yıllarındaki durumu anlatılır. C. Dikmen Yıldızı Aka Gündüz'dür. Aka Gündüz'ün eseridir. Yine Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. D. Yorgun Savaşçı Kemal Tahir'e aittir. Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. E. Yeşil Gece. Yeşil Gece Reşat Nuri'nin eseridir. Ve bir öğretmenin yobazlarla mücadelesi anlatılır. Cevabımız Edirne olacak. Yeşil Gece Kurtuluş Savaşı'nı ele almamıştır. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. İkinci Yeni Hareketine bağlı olan Ecahen, Baksız Bir Kedi Kara ve Yort Savul adlı eserlerinde aklın sınırlarını zorlayan kurgular yapar. Doğrudur. Baksız Bir Kedi Kara, Yort Savul, Ecahen'a aittir. İkinci Yeni sanatçıdır. Doğru. B. Esrarlı ve özgün imgeli şiirler yazan İsmet Özel, Celladıma Gülümserken adlı yapıtında sloganlaşan dizeler oluşturur. Doğrudur. İsmet Özel'in eseridir Celladıma Gülümserken. Toplumsal bir anlayışı vardı o dönemlerde. Daha sonra Amentü şiiriyle İslami bir çizgiye çekilmiştir. C. 1960 sonrasında mistik duyarlılıkla eser vermeye başlayan şairlerden olan Hilmi Yavuz'un en tanınmış yaptığı Bedrettin Üzerine şiirlerdir. Doğrudur.
mistik bir şairdir, dini değerleri ön plana çıkaran bir şairdir. Hilmi Yavuz'un Bedrettin üzerine şiirleri önemlidir. D. Sabahattin Ali Gazoz Ağacı adlı öyküsünde küçük insanın psikolojisini ve aile bireyleri arasındaki ilişkileri anlatır. Gazoz Ağacı Sabahattin Ali'ye ait değildir. Sabahattin Kudret Aksal'a aittir. Sabahattin Kudret Aksal'a aittir. Cevabımız Diyarbakır. E şiirlerinde divan edebiyatının biçim özellikleri ve imgelerden yararlanan Atilla İlhan tarihte beslenen romanlar da yazar. Az önceki sorumuzda zaten gördük, Kurtuluş Savaşı'nı ele alan romanlar yazar. Doğrudur. Cevabımız Diyarbakır. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gönlüm virane bir han, kervan geçmez oradan. Ne bir selam veren var, ne de halden anlayan. Bakalım A, ahenk ölçüyle sağlanmıştır diyor. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lehçe ölçüsü var. Evet, ahenk ölçüyle sağlanmıştır diyebiliriz. B, benzetmeli bir söyleyişe yer vermiştir. Gönlüm virane bir han. Gönlü neye benzetiyor? Virane bir hana benzetiyor. Evet, benzetmeli bir söyleyiş vardır. C, bütün dizeler 4 artı 3 duraklıdır. Hemen bakalım. Gönlüm virane bir han, kervan geçmez orada. Ne bir selam veren var, ne de halden anlayan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 artı 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 4 artı 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 4 artı 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5 artı 2 var. Burada durak bozuluyor. O zaman 4 artı 3 duraklıdır diyemeyiz bütün dizelere. D, manik bir uya kullanmıştır. Bakalım. Han, oradan, var, anlayan, an kısımları tam kafiyedir. Kafiye şeması A, A, B, A ya da tek dört, yani dörtlük verildiği için tam olarak verildiği X diyebiliriz ya da B diyebiliriz, fark etmiyor. Sonuçta 1, 2 ve 4. dizeler birbirine kafiyeli, 3. dize kafiyeli değildir. Yani mani tipi kafiye kullanmıştır. E, redif kullanılmamıştır. Evet, sadece anlar kafiye olarak kullanmıştır. Redif kullanılmamıştır. Doğrudur. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki dizelerin hangisine ayrı içinde verilen söz sanatı yoktur? A, tekrir sanatı, yani tekrarlanması. Canana can olan bilmez canın kıymetini. Canan da bilmez canına can olanın kıymetini. Canan sözcükleri, canan sözcükleri sürekli tekrarlanmış. Evet, tekrir sanatı var. B, köyün girişinde karşılamak için beni dizilmiş sıra sıra köyün servileri. Buraya baktığınız zaman tecavülü arif diyor. Yani bilip de bilmezlikten gelme. Ama buraya baktığımız zaman bilip de bilmezlikten gelme değil, hüsnü talil sanatı vardır. Yani güzel nedene bağlama. Köyün selvilerinin köyün girişinde ağaçların olmasını kendisini karşılamak için dizildiğini söylüyor. Yani olayı güzel bir nedene bağlıyor. Tecavülü arif değil, hüsnü talil sanatıdır. C'ye bakalım. Bülbülün feryadı gonca gülünden, gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar. Buraya istifham diyor, yani soru sorma sanatı diyor. Buraya baktığımız zaman soru sorma sanatını görmüyoruz. Burada bülbül var, gonca var, gülşen var, bülbül var, yine gül var. Bunlar tenasüp, yani birbirine uygun sözcüklerdir. Bu da yanlış, yani ikisi yanlış. Sorumuz hatalı. D, havada bir dost eli okşuyor tenimizi. Boynu bükük odalar sanki tanıyor bizim. Burada dost eli derken rüzgarı kastetmiş. Açık istihare yapılmış. Daha önceki sorumuzda çözmüştük bunu. E, neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Dost var, düşman var. Burada tezat sanatı yapılmıştır. Doğrudur. Hem B hem C hatalıdır. Cevabımız yok. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Kuş tüyü döşekte yattın uzandın. Haftada bir çeşit giydin özendin. Aferin aklına sen mi kazandın? Şu tombu tarlayı sana kim verdi? Buraya baktığımız zaman kuş tüyü yatakta uzanmış. Haftada bir çeşit giymiş, özenmiş. Aferin aklına diyerek dalga geçiyor aslında. Şu tombu tarlayı sana kim verdi? Yani aslında bir eleştiri söz konusudur. Bakalım hangisi? A, semai, B, taşlama, C, kucaklama, D, güzelleme, E, ağıt. Buraya baktığımız zaman satirik bir şiir, yani taşlama olduğunu görüyoruz. Cevabımız Bursa. Yukarıdaki eşleşmelerin hangisi yanlış yapılmıştır? 1. Bilge Kağan anıtı, Orhun Abidesi. Evet, Bilge Kağan Orhun Abidelerinden 3 tane taş, 3 dikili taştan bir tanesidir. 2. Altun Yaruk, Uygur dönemi. Evet, Uygur döneminde yazılmış
Budizm felsefesini anlatan bir kitaptır. C. Muhakemetün Nügaten Fuzuli. Muhakemetün Nügaten sözlüklerin karşılaştırmasıdır. Fuzuli'nin değil, Alişir Nevai'nindir. Türkçe ile Farsçayı karşılaştırdığı bir kitaptır. Yanlış ifade. 4. Devlet Ana Kemal Tahir. Doğrudur. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan bir romandır. 5. Yılkı Atı Abbas Sayar. Doğrudur. Yılkıya bırakılan atların durumunu anlatan bir romandır. Cevabımız Ceyhan olacak. Muhakemetün Nügaten Alişir Nevai'ye ait. Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Tanzimat döneminde en önemli yenilik şiirde görülür. Şekil olarak Batı şiirine bağlı kalınmış, fakat konu bakımından hem eski terk edilmiş hem de oldukça yeni ve çeşitli konular işlenmiştir. Aruzun yanında az da olsa hece vezni kullanmıştır. Gazel, kaside, terkibet gibi şekiller kullanılarak hak, adalet, kanun, eşitlik ve hürriyet gibi kavramlar işlenmiştir. Bakalım. A. Birin yerine divan şiiri getirmelidir. Evet, şekil olarak Batı şiirine değil, Tanzimat döneminde şekil olarak divan şiiri, yani eski şiire bağlı kalmıştır. Ancak içerik olarak yenilikler olmuştur. Evet, birin yerine divan şiiri getirilirse doğru olur. B. İkinin yerine şekil bakımından gitti. Aslında bir mantığı yok artık soruyu cevaplamanın. Divan şiiri buraya gelirse soru doğru olur. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi Şinasi için söylenemez? A. Klasizmin etkisinde kalmıştır. Doğrudur. Tiyatroda klasizmin etkisindedir. Şinasi Tanzimat birinci dönem sanatçısıdır. B. Sade bir dil kullanmaya çalışmıştır. Bakın, sade dil kullanmıştır demiyor. Kullanmaya çalışmıştır. Doğrudur. Sade dil kullanmaya çalışmıştır. C. Şiirde parça güzelliği önemsenmiştir. Yanlıştır. Tanzimatla beraber artık divan edebiyatında yer alan parça güzelliği bitirilmiş. Bütün güzelliği getirmiştir. Parça güzelliği şudur. Divan şiirinde bir beytin güzel olması yeterliydi. Ancak Tanzimat edebiyatından sonra Tanzimat Servetü'nün Fecaati Milli Edebiyat Cumhuriyet döneminde hep bütün güzelliğe esas alınır. Yani şiirin bir bölümü değil, şiirin tamamının güzel olması esas alınır. Yanlıştır. D. İlk yerde tiyatro örneğini vermiştir. Doğrudur. Şair evlenmesini yazmıştır. E. Batı edebiyatı yolunda ilk eserleri vermiştir. Doğrudur. İlk tiyatroyu yazmıştır. Noktalama işaretlerini ilk defa kullanmıştır. İlk makaleyi yazmıştır. İlk gazeteyi, özel gazeteyi çıkarmışlardır. Doğrudur. Cevabımız Ceyhan olacak. Yukarıda özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Semboller ve kapalılık ön plandadır. Zor anlaşılmayı ve anlamca kapalılığı benimseyen sanatçılar sürrealizmin temel almışlardır. Gerçek düşünce. Oldukça karışık cümle yapısı, çok farklı kaynaklardan gelen sözcükler bu akımın dikkat çekici yönleridir. Şiirde şiiri öyküleştirecek anlatımlardan kaçınmışlardır. Konuşma dilinden uzak, özgün bir anlatımı seçmişlerdir. Zor anlaşılıyorlar, semboller ve kapalılığı ön planda tutuyorlar, sürrealizmden etkileniyorlar. Konuşma dilinden uzak, özgün bir anlatımı seçiyorlar. Hangi edebi topluluktur? A. Garipçiler, B. İkinci Yeniciler, C. Maviciler, D. Toplumcu Gerçekçiler, E. Hisarcılar. Buraya baktığımız zaman net bir şekilde İkinci Yeniciler'e gitmemiz lazım. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. Yedi Meşalcilerin hikaye yazarı olan Kenan Hulusi Koray'ın Osmanoflar adlı bir romanı vardır. Yedi Meşalciler şairdir. Sadece Kenan Hulusi Koray düz yazı türündeki, yani öykü ve romanıyla biliniyor. Romanı da Osmanoflar'dır. Doğrudur. B. Şiire mistik bir hava getiren Necip Fazıl Kısakürek tiyatro türünde de eserler vermiştir. Doğrudur. Tohum, Bir Adam Yaratma gibi tiyatroları vardır. C. Varlık dergisini çıkaran Yaşar Nabi Nayır, Adem ile Havva adlı roman yazarıdır. Doğrudur. D. Yedi Meşalcilerin şiire en sadık kalan şairi Ziya Osman Saba'nın Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi adlı bir hikayesi vardır. Doğrudur. E. Hisar dergisinin kurucularından olan Mehmet Çınarlı'nın Orada Bir Köy Var Uzakta diye başlayan şiiri çok önemlidir. Yanlıştır. Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiir Ahmet Kutsi Tecer'e ait, hepimizin bildiği, okulda bize öğretilen şiirdir. Ahmet Kutsi Tecer'e aittir. Cevabımız Edirne olacak. Mehmet Çınarlı'ya ait değildir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yaşadıklarından yola çıkan sanatçı, yapıtlarında köyden kente göç eden mutsuz, yoksul insanları, ezilen köylüleri, toprak ağalarını, memurları, hapistekileri, Adana ve İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan halkı gerçekçi bir gözle anlatır. Ekmek kavgası, sarhoşlar, çamaşırcının kızı öyküleri, baba evi, avare yıllar, Murtaza romanlarıdır.
Bahsedilen sanatçı kimdir? A. Kemal Tahir, B. Orhan Kemal, C. Yaşar Kemal, D. Sabahattin Ali, E. Fakir Baykurt. Buradaki sanatçıların hepsi toplumcu, gerçekçi sanatçılar. Adana'yı anlatan, yaşadıklarından bahseden kişi Orhan Kemal'dir. Ki bu eserler de yine kendisine aittir. Cevabımız Bursa, Orhan Kemal olacak. 8. videomuzun sonuna geldik. 9. videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.